görünüyor. Sanırım Erol Bey de, Türker Bey de, Hakan Bey de bunu savunuyorlar. Mehmet Bey, size de şu şekilde dönmek isterim. Yüzünden evet. Nasıl görünüyor acaba? Evet, onu şöyle sorayım. Bakıyoruz, yakından ters izliyoruz. Bakarlar. Evet. Rize'den ters bakır. Gerçi buradakiler de Trabzon. O Rize'den bakıyor, biz de Trabzon'dan bakıyoruz. Yani. Evet. Ben de şöyle Mehmet Bey'e dönmek istiyorum aslında. Evet, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir tweet attı. Hemen ekrana da getirelim. Rusya-Ukrayna üzerinden ve tabii ki Wagner paralı askerler ordusunun Moskova'ya doğru yürümesi üzerinden önemli uyarıları oldu. Sadat konusunda saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi, kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim. Şimdi Rusya'da olanlar umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin Sadat'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz dedi Kılıçdaroğlu. Evet, Sadat konusu bir süredir sanki gündemde değilmiş gibiydi Mehmet Bey. Sizin de takdirinizi merak ediyorum tabii ama ne diyorsunuz? Yani Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin Sadat'ı mıdır? Bu çıkışa, bu yaşananlara sizin bakışınız nasıl? Evet, resmi olarak öyle olmadığı söylense de aynı amaçla çalışan şirketler olduğu açık. Şimdi Türker Paşa önemli bir şey söyledi. Devletler pis işlerini, yani uluslararası anlaşmalara, kendi iç hukuklarına aykırı olan, kamuoyu tarafından kabul edilmeyecek işlerini yaptırmak üzere bu tip legal ya da illegal bu tip yapıları kullanıyorlar. Daha önce bu Sadatlar Wagner'de olmadan da bu tip yapılar kullanılmıştır. Türkiye'de kullanmıştır. Bilirsiniz işte cezaevinden insanlar çıkartılmış, işte terörün peşine gönderilmiş, başka bir takım mücadelelerin içine katılmış. Sonra işte bir trafik kazası da ortalığa saçılmış, anlaşılmış geriye doğru. Yani bunlar hep olmuştur. Ama şimdi çok kurumsal hale gelmiş. Hangi pis işler? Sayın Genel Başkanımızın dikkat çektiği şey de bu. Yani sadece uluslararası ilişkiler açısından değil, içeride de dünya kadar pis işlerde kullanılabilir, kullanılıyordur da. Tamam, bilmiyoruz bunları nedir, açık olarak bu konularla ilgili bilgiler yok. Ama az çok buna benzer şirketlerin, yapıların dünyada yıllarca neler yaptıklarını izliyoruz, takip ediyoruz. Belki 10 yıllar sonra kitaplar yazılıyor, anılar yazılıyor, neler yapılıyor, bunlar ortaya çıkıyor. Amerika'nın Irak'ta yaptığını biliyoruz. Evet, ifade edildi. Bunlar acımasız insanlardan seçiliyor, suçlu insanlardan seçiliyor, psikopatlardan seçiliyor ve normal insanların yapamayacağı işler yaptırılıyor. Yani ne kadar tehlikeli. Ama Rusya'da çok enteresan bir durum var. Nedir? İsyan ediyor işte. Darbe filan dediler. İsyan ediyor ve Moskova'ya 400 kilometre filan. Bakın, bu işler sadece Rusya'da oluyor. İşte böyle bir yapı Moskova'ya yürümeye başlıyor. Değil işte Amerika'da da darbe girişimi oldu. Saray basıldı, biliyorsunuz. Dünya çok garip bir noktaya, bir yere gelindi. Yani önce işte daha böyle üçüncü dünya ülkelerinde olan, beklenen şeyler, izlenen şeyler şimdi dünyanın merkezi kabul edilen yerlerde de oluyor tuhaf bir şekilde. Şimdi kapitalizm, yani o da, yani onun da sonuna mı geliniyor, nereye geliniyor? Ya, evet, yani kapitalizmde her şey para kazanmak üzerine kurulmuştur. Ama kurallar var. Yani kurallar vardır, değil mi? İşte kapitalizmde serbest piyasada işte finans işleri nasıl yürür? Buna uygun davranacaksınız. Buna uygun davranmadığınız zaman işte bir takım bedeller ödersiniz. İşte Türkiye'nin işte Sayın Erdoğan'ın tezi gibi, işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, yürümez, problemler yaşarsınız. Sonra pişman olursunuz, tükürdüğünüzü yalarsınız. Yani böyle şeyler. Aynı durum kapitalizmde de tıkanma olduğu öyle anlaşılıyor, öyle görünüyor. Ve bildiğimiz yapılar, bildiğimiz işler,
yani tahmin edebildiğimiz işlerin ötesine geçildi. Kontroller ciddi bir şekilde, devletlerin kontrolleri bir şekilde ortadan kalktı. Şirketler, işte bu istihbarat örgütleri, bunlar daha çok işleri yürütmeye başladı. Tuhaf bir şekilde böyle şeyler oluyor. Türkiye'de buna benzer işler var. İşte bu işleri en tepede yürüten insanlar, bakıyoruz ki işte istihbarat örgütü işte Cumhurbaşkanı'nın yanında bir yere gidiyor, başkanı bir yere gidiyor, bu şeyler yapılıyor. Yani bir tıkanıklık var. Demokrasilerde tıkanıklık var. Bildiğimiz demokrasiler, şele Soğuk Savaş sonrasında, 20. yüzyıl sonu, 21. yüzyılın başında işte Soğuk Savaş bitti. İşte artık her tarafa demokrasi, hak, hukuk, özgürlükler geliyor. İşte dünya cennet oluyor beklentileri filan. Bunlar bir anda tuz buz oldu, dağıldı, gitti. Ekonomiyle ilgili de işte liberal demokrasilerin sonuna gelindi. Serbest piyasa sisteminden başka bir sistem yok filan derken yeni krizler yaşanıyor. Bana göre bu Wagner'in Rusya'daki bu olayı ve buna benzer, Wagner gibi benzer örgütlerin hemen hemen bütün ülkeler tarafından kurulmuş olması, bir şeylerin sonuna doğru gelindiğini ya da bildiğimiz yapının, dünya dediğimiz, dünya sistemi dediğimiz sistemin artık bildiğimiz o dünya sistemi olmadığı, tıkandığı, dolayısıyla ülkelerin, siyasi partilerin Türkiye'yi ya da dünyayı, ülkelerini yönetmeye talip olan, dünyaya işte düzen verme iddiasında bulunan herkesin oturup bunların üzerinde ciddi ciddi konuşması, düşünmesi gerekiyor. Sadece komplolarla falan izah edecek durumda değiliz. Savaşlar da artık bildiğimiz savaşlar değil. Epey zamandan beri değil. Belki de Wagner'in işte geri dönmesi, Moskova'ya doğru dönmesi, Ukrayna'da yaşanan bu temsili savaşın belki de bir başka yüzü, başka bir yansıması, belki de sadece Putin'i sıkıştırmaya yönelik bir olay diye düşünüyorum. Bu işler daha çok konuşacağız. Yani Wagner'in bu olayından sonra hani bitti mi bu isyan, geri işte bir ateşkes midir, bu ayrı bir tartışma. Ama bu olay, bu işin, yani bu tip yapıları yakın zamanda çok 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 konuşacağız gibime geliyor. Evet, biz Wagner'i şimdi bir de biliyorsunuz opera bestecisi olarak biliyorduk. İkinci kez karşımıza evet. Wagner soy ismi bu şekilde bir savaşla ilgili çıktı. Gerçi o ilk Wagner'in de meşhur Alman'dır o. Onun da biraz Yahudi karşıtlığıyla falan çok eleştirilirdi. Biraz Nazi tarafları falan vardı. Demek bu Wagner'likte bir hırtlık var. Enteresan var diyorsunuz ama yine kıymetli bütün konuklarımızın aldığı bütün konuklarımızdan daha doğrusu aldığım fikirlerde şu çıkarımda yaptım bir yandan. Bu daha bir soluk aslında, bir ara, devamı da gelecek yorumunu gördüm sanki sizlerden. Yani anlaştılar konusu biraz havada kalıyor. Anlaştılar ama anlaşma metni yok ortada. Metni yok, o da hazırlanacak. Yok. Şimdilik ilerlemeyi şimdilik durdurma. Evet. Neyini anlaşacak? Savunma Bakanı görevden mi aldı? O da galiba Tuka Türkü değil mi şeyin Savunma Bakanı? Var. Tuva Türkü'nü de pek bilmez bizim kamuoyu. Çok az bir miktarda. O savunma bakanı görevden alınmasını istiyor. Genelkurmay başkanı görevden alınmasını istiyor. Bana mühimmat yığın, maaşımızı arttırın falan diyor. Bunları savunma bakanını alamaz. Putin'in kankası. Bu Yeniçeri isyanlarında istemezlik falan. İstemezlik gibi, evet. Elle almaya benziyor. Yani bence en fazla cephane isteğinizi kabul ettim, savaşı falan diyecek ama bu olay ondan çıktı. Hem Putin ezmeye doğru gider, hem bu şirket, savaş şirketi, parayı kim bastırırsa, senin dediğin gibi MI5 bastırırsa oraya, CIA bastırırsa oraya bir anda dönebilir. Yani ben bugün aslında şeye şaşırdım. Erdoğan Putin'le konuşmasa diyor ki isterseniz